Kalahari çölünde yaşayan mirketler de büyük gruplar halinde gezer. Ancak onlar daha düzenlidir. Her aile grubu genelde yavrulayacak tek dişi olan kraliçe tarafından denetlenir. Anne bir süredir 5 yavrusunu emzirmekle meşgul. Artık daha bağımsız olmalarının vakti geldi. Bugün yavrular kendilerine kahvaltı bulmak için ilk kez ava çıkacak. Yavruların yiyecek bulmayı öğrenmesi birkaç hafta alır. Bu yavru karıncaları yakalamaya çalışıyor. Ancak gerekli tekniği henüz öğrenebilmiş değil. Bu yavruysa yapması gerekeni öğretmesi için bir yetişkini ikna etmiş. Öğretmeni annesi değil, yalnızca hevesli bir eğitimci. Dersi öğrencisinin yetenek düzeyine göre anlatıyor. Daha başlangıç seviyesinde. Bu nedenle en basitinden böcek larvası için çukur kazmaktan başlıyor. Bunun gibi yiyeceklerse çok daha aldatıcı. Bu nedenle öğretmen yavru baş edebilsin diye akrebin iğnesini çıkarıyor. Aile savunma konusunda da işbirliği yapıyor. Her aile ferdi sırayla bekçilik yapıp tehlikelere karşı etrafı kolluyor. Bekçi nöbetteyken diğerleri dinlenebiliyor. Sıcak günlerde biraz şekerleme yapmamak ise elde değil. Mirketlerin başarısının sırrı herkesin sosyal hayatta sorumluluk üstlenebilmesi. Bazı memelilerse görev paylaşmıyor.